Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda geçen ay aslında tüm binayı ısı pompasıyla ısıtmıştık. Bu ay şöyle bir test ettik. Ev katını ısı pompasından ayırıyoruz. Klasik usul doğalgazla ısıttık ve dükkan ve bodrum katımızı da ısı pompasıyla. Asıl planımız buydu zaten. Isı pompası kurduğumuzdaki plan. Dükkan ve bodrum katını ısı pompasıyla, evi de doğalgazla ısıtmaya devam etmekti. Şubat ayında bu plana sadık kaldık ve elde ettiğimiz rakamları bu videomuzda sizle paylaşacağım. Hemen söyleyeyim, evimize gelen doğalgaz faturası 1139 TL oldu Şubat ayında. Havalar da gayet aslında sıcaktı diyebilirim. Ocakla kıyaslanmayacak kadar sıcaktı hatta. Tam da bu noktada dükkan ve bodrum katımız için de ısı pompasının harcadığı enerji miktarını söyleyeyim size. 540 kWh saat. Sıcak su da içerisinde, ısıtma da içerisinde toplam rakamı söyledim. Detaylarını zaten konuşuruz. Aslında videonun en sonunda söyleyeceğimi en başında söyleyebilirim. Kafa kafaya gelen bir tüketim TL bazında bir durum ortaya çıkmış oldu. Doğalgazla evi ısıtmak veya ısı pompasıyla dükkan bodrum katını ısıtmak. Detayları zaten şimdi gireceğiz. Mesela su ısıtma ile alakalı kısımdan bahsedeyim ısı pompasının. Haftada ortalama 10 kilowatt saatlik bir enerji harcayarak 300 litre su tankını sıcak tutuyoruz. 45 derece civarlarında, bazen 60'a çıkıyor iniyor. Çünkü Salmonella bakterisinden dolayı öyle bir aksiyon da yapıyoruz. Şunu söyleyebiliriz, ortalama bir haftada 10 kilowatt saat, yani 22 lira, 23 lira, hadi 25 lira diyelim düz hesap, 25 TL'ye 300 litre suyumuzu 45 derecede sürekli sıcak tutuyoruz. Bunu belirtebiliriz. Toplamda 540 kilowatt saatlik bir tüketim var dedik. 540 kilowatt saatte bugün elektrik birim fiyatını 2,22 ile 25'te çarparsanız eğer, onun da yaklaşık olarak 1100 lira civarlarında bir tüketim olduğunu söyleyebiliriz. Ben hep şunu söylüyorum zaten, gelen faturanızın gerçekten doğru olup olmadığını, o kadar kilowatt saat harcadığınızda ne gelmesi gerekiyor sorusunun cevabını EPDK'nın fatura hesaplama modülü var. Oradan girerek içinizi rahat ettirebilirsiniz. Dağıtım şirketleri acaba bana fazla mı fatura kesti ya da normal mi, olması gereken bu mu? Bu soruların hepsinin yanıtı EPDK fatura hesaplama modülü. Linkini de bırakırız. Hem açıklama kısmına hem de şu an ekrana veririz onu. O şekilde karşılaştırabilirsiniz. İzolasyon tarafından bahsedeyim ve metrekareden bahsedeyim size. Aşağı yukarı evimizin metrekaresi 120. Bodrum kat ve dükkanın da toplamda aslında metrekaresi 120. O anlamda metrekaresel bazda karşılaştırma diyebiliriz. Ama diğer taraftan da dükkan katımızda hiç izolasyon yok. Bodrum katımızda var. Dükkan katında olduğu birçok cam da var ve ön giriş vitrin şeklinde düşünün, komple büyük bir cam. Ev ise çok daha izolasyonlu. Ama burada hani belki bu karşılaştırma ne kadar doğru yanlış tartışılır, ama size fikir vermesi için bu rakamları paylaşıyorum. Şubat ayında ev ile doğalgazla ısınan, ev ile ısı pompası ile ısınan bodrum dükkan katları aşağı yukarı birbirine yakın enerji sarfiyatları yaptı. TL bazında fiyatlar, faturalar neredeyse birbirinin aynısı. Isı pompası totalde 540 kWh bir tüketim yaptığını söyledik. Tabii ki faturamızı, kalemleri, ısı pompası haricindeki tüketimlerle beraber toplamda 700-800 kilowatt saatleri bulan faturadan bahsediyoruz. Ama bunun bir kısmını biz mahsuplaştık. Neden? Güneş enerji santralimiz var. 3 kilowattlık kısmı direkt olarak şebekeyle entegre ve ısı pompasını destekleyecek şekilde kurguladık bunu. Toplamda biz Şubat ayında, Şubat 2024'te 235 kilowatt saatlik bir enerji ürettik 3 kilowattlık GES'imizden. Bu 235'in bir kısmını üretir üretmez hemen içeride harcadık. Bu ısı pompası olabilir, lambalar olabilir, buzdolabı olabilir gibi bir sürü tüketiş düşünebilirsiniz. Fazlalık olan kısım ise 157 kilowatt saat. Onu da şebekeye verdik ay sonu mahsuplaşma yapmak için. Yani toplamda biz aslında 700-800 kilowatt saatlik bir enerji harcaması yapmışız, ama bunun 157'sini güneşten ürettiğimiz ve şebekeye verdiğimiz için ay sonu mahsuplaşıyoruz. Bunu da faturada dağıtım şirketi bize gösteriyor. Mahsuplaşmaya esas olan taraf bu kadar diye. Günün sonunda da evde bütün ısı pompası ve diğer her şeyle birlikte harcadığımız toplam enerji miktarının TL karşılığı da 1400 TL. Ama en başta da söylediğim gibi elektrik sarfiyatı 540 kWh saatin TL değeriyle, bunu EPDK'dan bakabileceğinizi söylemiştim, doğalgaz faturasının geldiği rakam 1139 TL. Aşağı yukarı aynı diyebiliriz.
Isı pompasıyla ısınmak ve doğalgazla ısınmak hangisi avantajlı? Şubat ayı için birbirine yakın değerler çıktığını bu videomuzda özetlemiş olalım. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.